buradan söylüyorum. Ben sizinle uğraşacağım, uğraşacağım. Ben sizinle uğraşacağım. Atamızın, milletimizin bize emaneti olan bu cumhuriyeti yüzyıllar yaşatacağız. Asla bu cumhuriyeti geldiği yere, o oligarşik, monarşik anlayışa, otoriter anlayışa asla teslim etmeyeceğiz. Bakın, şu bileği görüyor musunuz? Seçimlerde bükemediğiniz bileği yasaklar ve tutuklamalarla, kayyımlarla bir milim bile yemeyeceksiniz, bir milim. Çünkü kendi iradesini, milletin iradesinin üstünde görenler artık bu ülkede muktedir kalamayacaklar. Buna hep birlikte son vereceğiz. Bu ömrü, bu yola adayacak milletin sesine ve iradesine vurulmak istenen darbeyi alaşağı edecek milyonlarca vatandaşımız var, milyonlarca. Bu kardeşiniz bu yola çıkmıştır. Asla vazgeçmeyecek, asla, asla. İlk günden beri o yolun uğruna koşmaya hazır bir hemşeriniz ve kardeşiniz olarak mücadeleye devam edeceğiz. Hep birlikte güzel günlerde buluşmayı diliyorum. Korkunun ecele faydası yok dedi Ekrem İmamoğlu. Bu en önemli net mesajlardan biriydi. Neden? Şu eleştiri yapıyor Ekrem İmamoğlu. Aslında bu eleştiri iktidara yönelik yapılmış bir eleştiri değil. Bu eleştiri korkan, sinen, beklenen muhalefeti yapmayan ve göstermeyen herkese yapılmış bir eleştiri. Ben bunu böyle okudum. Siz de yorumlarınızı yazın. Tahakküm yapamayacaksınız dedi. Meydan okudu bugün o meydandan Ekrem İmamoğlu. Ve az önce Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili iddiaları size sıraladım. Bu iddialar asılsızdır dedi. Ve dedi, önce dedi bir asılsız iddialarla bir suçlama yaratıyorlar. Ardından da size işte terörist yaftası yapıştırıyorlar. Sonra da hadi kendini atla diyorlar size dedi. Hatırlayın Selahattin Demirtaş, Osman Kavala benzer aynı durumla cezaevindeler yıllarca. Aynı mesele aslında Can Atalay, Gezi tutukluları. Ve yoksulluktan bu çok önemliydi bence. Halkın yoksulluğundan, halkın yoksullukla boğuştuğundan, halkın asıl derdinin, sıkıntısının bu olduğundan bahsetti. Ve dedi bu halkı dedi yoksulluğu, terörü dedi layık göremeyeceksiniz. Bunlarla yaftalayamayacaksınız, bunları yaşatamayacaksınız. Milli iradeye biz sahip çıkacağız. Milli iradenin başrolü olduğu bir süreci konuşacağız dedi. Hodri Meydan yine başlıklardan biriydi. Hodri Meydan dedi. Meydan okudu ya bugün Esenyurt Meydanı'ndan. Ekrem İmamoğlu resmen meydan okudu Esenyurt Meydanı'ndan. Hakikaten böyle bir durum oldu ve Cumhurbaşkanı adaylığını açık açık ilan etti. Oraya da geleceğim şimdi. Dedi ki siz dedi iktidar olarak önce dedi millete olan saygınızı ve sevginizi gösterin dedi. Oy verirsen dedi hizmet var, oy vermezsen hizmet yok diyorsunuz. Ya işte benden yana olacaksınız, benden yana olmazsanız bertaraf olursunuz diyorsunuz dedi. Ve çatışmadan, kutuplaşmadan, kaostan besleniyorsunuz. Bunlar sizin beslenme araçlarınız. Biz ise insanların birbirine güler yüze yaklaştığı, günaydın diyebildiği ve huzur içinde yaşadığı bir Türkiye hayali kuruyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Siz de chat kısmına yazıyorsunuz, gördüm benzer şeyler. Her zaman da bunları konuşuyoruz değil mi? Sabah yataktan kalkarken böyle bir gülümseyerek kalkamıyoruz değil mi? Birbirimize günaydın bile. Hatta yani sokağa çıkıyorsunuz insanlar böyle gergin ve başları öne eğik yürüyorlar sokakta. Türkiye uzun süredir bu çıkmazın içerisinde. Herkes çok mutsuz. Bu hiçbirimizin inkar etmeyeceği bir gerçeklik olsa gerek öyle değil mi? Teslim olmayacağız dedi. Tam da Ekrem İmamoğlu bu konuşmayı yaparken kalabalıktan istifa sloganları yükseldi. İktidara yönelik istifa sloganları yükseldi.
Ve yine en net mesajlarından biri, ben sizinle uğraşacağım dedi. Çok büyük alkış aldı burada. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz dedi. Buradaki mücadele ifadesi çok dikkatimi çekti. Çünkü Tülay Etimoğulları'yla aynı ifadeyi kuruyor. Ne demişti Tülay Etimoğulları? Mücadelemiz mübarek olsun demişti. Ekrem İmamoğlu da dedi ki bu kötülükle mücadeleyi bitireceğiz dedi. Cumhuriyeti vurgu yapması çok önemliydi. Cumhuriyetin 101. yılındayız. Daha 2 gün oldu kutlayalı. Bugün neleri konuşuyoruz? Ekrem İmamoğlu da Cumhuriyet'e vurgu yaptı. Bu çok önemliydi. Birkaç kez bu vurguyu yaptı. Cumhuriyeti dedi 100 yıllar boyunca yaşatacağız. Asıl hedef Cumhuriyetimiz çünkü dedi. Asla dedi Cumhuriyetimizi teslim etmeyeceğiz dedi otoriter anlayışa dedi. Ve dedi bu otoriter anlayışa sahip olanları evlerine göndereceğiz. Sizi evlerinize göndereceğiz dedi. Mahkemeler kumpaslarla bizi yıldıramayacaksınız dedi. Burada ahmak davasından da bahsetti. Tabii kendisine yönelik işte mahkeme tehdidi, mahkeme sopasına vurgu yaptı aslında. Ve dedi bizim kıblemiz demokrasi ve milletin sözüdür dedi. Bileğini kaldırdı. Bu bileği bükemeyeceksiniz, bir milim eğemeyeceksiniz dedi. Asla vazgeçmeyeceğim dedi ve tabii burası en önemli kısımlardan biriydi. Tam da işte bu Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısına ve o işte yürütülen sürece değindi. Gizli saklı çıkar hesapları yapılıyor dedi. Elleriniz dedi, iki elinizle dedi bize gösterin, ellerinizi görmek istiyoruz dedi. Bir elinizde gizli sözleşme var, diğer elinizde şantaj sopaları var. Ama dedi biz o gizli sözleşmenin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bu millet o sözleşmenin, o gizli sözleşmenin içinde ne olduğunu bilmiyor dedi. Bu millete bunu açıklayın dedi. Ve mertçe yarışın dedi. Ardından şu cümle tabii çok tanıdık bir ifade. Bu kardeşiniz dedi. Bu kardeşiniz bu yola çıkmıştır. Asla vazgeçmeyeceğim dedi. İlk günden beri zaten ben yola çıkmıştım. Zaten şunu söylüyor Ekrem. Ben diyor siyaset hayatına girdiğimde böyle bir iddiam vardı. Hatta ben Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü'nde ilçe başkanlığı döneminden Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na uzanan sürecinde sahada takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim ki çünkü kendisini 2013'ten bu yana tanırım. Yani o dönemden bir bu yana bir gazeteci olarak takip ederim. Beylikdüzü'ndeyken de Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir iddiası vardı. Ben bir gazeteci olarak buna şahidim. Zaten hırslı, hedefi olan bir siyasetçiydi Ekrem İmamoğlu. Yani sıradan bir siyasetçi olarak tanımadım ben onu hiçbir zaman. Dediğim gibi 2013'ten bu yana takip ediyorum ve o zaman da sıradan bir siyasetçi değildi. Yani sadece Beylikdüzü'nde değil, 3. bölge ilçelerinde o dönem Türkiye tanımıyorken, hatta İstanbul tanımıyorken, 3. bölge ilçelerinde Ekrem İmamoğlu isminden çok söz edilirdi. Kardeşiniz bu yola çıkmıştır, asla vazgeçmeyeceğim mesajı doğrudan açıkça şu arkadaşlar, ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Zaten biz bunu biliyoruz ama Ekrem İmamoğlu'nun ağzından bu kadar net duymamıştık bunu şimdiye kadar. Bu bir Cumhurbaşkanı adaylığı ilanıdır Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bugün Esenyurt Meydanı'ndan Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkça ilan etti. Ben dedi bu yola çıktım, asla geri adım atmayacağım, asla vazgeçmeyeceğim dedi. Bu açıdan tarihi bir andı.